Ve İTÜ UDİS için düzenlenen basın toplantısına kameralarımızı çevirelim hemen. Tüm antrenörlerimize ve tüm sporcularımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu güzel sonun, sezonu güzel kapatmamızın sonrasında yeni bir heyecanın temellerini atıyoruz. Avrupa'nın en değerli markalarından biri olan Fenerbahçe Beko'yu Avrupa'da başarı ve istikrar denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Dimitris Itoudis ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşmanın kıymetli antrenörümüz ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle hafta sonunda açıkladığımız idari yapılanmamızdaki bazı değişikliklere de değinmekte fayda görüyorum. Ailemizin uzun süredir Fenerbahçe genel menajeri olarak çok önemli bir parçası olan Maurizio Gerardini yeni dönemde basketbol operasyonları genel direktörü olarak görev yapacak. 2021-22 yılında ailemize katılan Fenerbahçe Beko genel menajer yardımcısı Derya Yanniyer ise artık şubemizde genel menajerlik görevini üstlenecek. Değerli yöneticilerimizin yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Onların önderliğinde Fenerbahçe Beko idari ekibindeki gücünü korumaya ve arttırmaya devam edecek. Fenerbahçe basketbolda evet Avrupa'nın en güçlü markalarından biri. Biz de bu markanın değerini korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2021-2022 sezonunu başta da söylediğim gibi İNG Basketbol Süper Ligi şampiyon olarak tamamladık. Hayata geçirdiğimiz Fenerbahçe Koleji Southport projesi de ilk yılında şampiyon olarak üst lige TBL'ye yükseldi. O projeyi de geleceğimiz için çok önemsiyoruz. Umarız Dimitris Itoudis ile onun liderliğinde ve idari ekibimizin her kademedeki güçlü yapılanmasıyla Fenerbahçe Beko takımımızı bütün liglerde en üst seviyede görmeye devam edeceğiz. Evet, sözlerimi çok uzatmadan bir kez daha antrenörümüz Dimitris Itoudis'e ailemize hoş geldin diyorum. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkemizin cumhuriyetimizin parlayan yüzü olan Fenerbahçemiz inşallah camiamızın gücüyle her branşta zaferlerin, finallerin, kupaların adı olacak. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi mikrofonu Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Sayın Maurizio Gerardini'ye bırakıyorum. Maurizio, we can have your thoughts. I heard my name, but I don't know what I'm supposed to say. Well, I think after following what Sertac said, I think my duty today is to welcome Coach Itoudis into our Fenerbahce family, and and wish him, the very, very best from, for what we have ahead of us. It's also a way to welcome Darya in his new position. I think it's a sign of a club, of an organization that is trying to grow, is trying to improve its structure. So I think it's, I think it's time to leave the floor somehow to, younger quality executive who can be an important asset for a club like Fenerbahce. Going back to Coach Itoudis, again, I don't have to explain who he is, and I don't have to tell you what he has done. If not for the,
I think I had the opportunity to know him for quite a few years, and we also had a common friend like Željko Bradović, you know, between us. So that kind of helped, you know, the connection. But I think he's done an incredible job at CSKA. It's not a coincidence what he has been winning there. But I think it was also very impressive in the only season that he spent in Turkey before, because out of nowhere he brought Banvit in a, you know, in an incredible, you know, season that year. So that shows his value, his ability. And then again, I don't have to tell you who he is. I think my duty today is to give him a first taste of the Fenerbahce family, that also includes you as media, the fans, the environment. And I really hope we can, the work together can lead us to some bright days ahead of us. And now I'm sorry for Daphne, I forget that she has to translate, but it's okay. Thank you. Sertaç Bey'in söylediklerinden sonra artık benim görevim de İTÜDİS'i ailemize hoş geldin demek ve en güzel dileklerimi sunmak gelecek için. Derya'ya da yeni pozisyon için hoş geldin diyorum ve başarılar diyorum. Bunların hepsi büyüyen bir kulübün göstergeleridir. Artık yerimi daha genç, kaliteli profesyonellere bırakmanın zamanı geldi. Fenerbahçe'ye çok fazla yararı olacak şekilde. Antrenörümüz İTÜDİS'in başarılarından zaten bahsetmeme gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Kendisini bir süredir tanıyorum. Ortak dostumuz Obradovic de var. CSKA'da gerçekten çok başarılıydı ve bu başarılar kesinlikle tesadüf değildi. Türkiye'de de aynı şekilde Banvit'te inanılmaz bir sezon yaşattı. Bu da ne kadar kaliteli ve yetenekli bir koç olduğunu gösteriyor. Önceden de söylediğim gibi benim görevim onu aileyle tanıştırmak, sizlerle tanıştırmak ve Fenerbahçe ailesine hoş geldin demek. Önümüzdeki güzel aydınlıklar günler için. Ve şimdi sözü yeni genel menajerimiz Derya Yaniyer'e veriyorum. Herkese merhabalar. Öncelikle tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir sene önce Fenerbahçe ailesine yeni katıldığımda tekrar sizlerle buluşmuştuk. Şu anda aslında ailenin bir senelik bir ferdi olarak yine karşınızdayım. Evet, işin sonunda ünvan vesaire değişebiliyor. Fakat ben ilk günden beri olduğum gibi bundan sonra da aynı şekilde bütün bilgi birikimimle, bütün iş gücümle Fenerbahçe Beko'yu en üst seviyeye taşımak için enerjimi harcıyor olacağım. Bunda değişen hiçbir şey yok aslında. Fakat bu noktada öncelikle Sertaç Bey'in nezdinde tüm yönetim kurulumuza ve başta başkanımıza bana bu güveni duydukları için teşekkür etmek isterim. Ondan sonra da Sayın Mauricio Gerardini'ye bir kere bu fırsatı bana verdiği için, bana bu yolu açtığı için özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Kendisi gerçekten Avrupa'nın, belki dünyanın sayılı spor yöneticilerinden bir tanesi. Onunla bu seneyi beraber geçirmek ve bundan sonrasında da en azından bir iki sene daha beraber çalışacak olmak benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur verici bir durum. Bunu da söyledikten sonra bugünün esas anlamı, Koç İTÜDİS'e hep beraber merhaba ve Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz. Kendisi çok değerli bir koç, hepinizin bildiği gibi. Bunun yanında da çok değerli bir insan. Dolayısıyla kendisinin önderliğinde bu yeni 3 senelik süreçte ben tekrar Fenerbahçe'yi layık olduğu Avrupa'nın zirvesine taşımak için herkesin el birliğiyle çalışacağının garantisini sizlere verebilirim. Burada tabii ki Sertaç Bey'in vurguladığı gibi çok özel bir durum da var. Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Dolayısıyla burada başkanımız ve yönetimimiz çok ciddi fedakarlıklar yapıyorlar. Umuyorum tüm branşlarda, yani başta futbol olmak üzere sonra bizim tarafta, biz kendimiz üzerimize düşen bütün sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeye çalışacağız. Ki 100. yılda Fenerbahçe Türk sporunun
en zirve yerinde, belki de Avrupa'nın en zirve yerinde yer almayı sonuna kadar hak eden bir camia. Taraftarımız bu mutluluğu yaşamayı sonuna kadar hak ediyor. Dolayısıyla burada bize düşen görev, bundan sonra bugünden itibaren her dakikamızı, her saatimizi, her günümüzü 7/24 bu başarıya ulaşmak için harcamak. Şunu söyleyebilirim ki hepimiz Fenerbahçe camiasını ve Fenerbahçe taraftarını gururlandıracak tabloyu ortaya çıkarmak için varımızı yoğumuzla çalışıyor olacağız. Tekrardan koça ve tüm Fenerbahçe ailesine hayırlı olmasını temenni ederim. Coach, welcome to the family, and now it's your turn. Let's hear your thoughts. Yeah. Is my mic open, all right? So, günaydın, merhaba. I'm very honored, privileged, and at the same time, I do know my obligations. With me coming to a great family, I want to thank personally Mr. Ali Koç, Mr. Sertaç, the million of fans, Maurizio and Deria, for their trust. And you being in such a numbers over here, already counting the journalists and the interest of the media and also the interest of the fans, I do understand. I did understood before, but now it's a great opportunity to witness that my obligation and it's bigger, not only mine, all the associates, all the coaches and all the players, that they're gonna be the new team of Fenerbahce towards the history and towards, of course, the future that we want to build. I don't want to be long in my statement. Once again, I feel privileged and honored, but at the same time, I do have a sense of what we want to build. A direct message to our fans, it will be, besides this, what I said yesterday, that Fenerbahce ailesi, so all together to build something which is going to be and stay memorable, all together to build something that is according to the expectations and to the sacrifices that our owner did already and is willing to do in the future. And it's already, I don't want to be sentimental, but it's a great honor to see the welcome up to the screens on my name in this great gym that we have lived a lot of sport actions and a lot of sport, feelings. And I hope that we're going to share that with the great fans of Fenerbahce. Thank you once again for having me. Thank you for your support. I'm open to any question and discussion, because this is going to be interesting to give you the word so we can discuss whatever you want. I'm here. Thank you once again. Teşekkürler. Günaydın ve merhaba herkese. Onur duyuyorum, onurluyum, çok şanslıyım ve görevim ve sorumluluğum da farkındayım. Fenerbahçe ailesine geldiğim için çok mutluyum ve bunun için başkanımız Ali Koç, yöneticimiz Sertaç Bey, milyonlarca olan taraftar, Mauricio Gerardin ve Derya'ya bana güvendikleri için de çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerin yüksek basın katılımı da inanılmaz beni mutlu etti. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü zaten biliyordum ama bunu birebir yaşamak gerçekten çok güzel. Ben ve çalışma arkadaşlarım Fenerbahçe'ye güzel bir tarih yaşatmak, tarihini devam ettirmek, yazmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Neleri inşa etmek istediğimizi biliyorum. Bu çok net. Ve Fenerbahçe ailesiyle bir arada hep birlikte bunu yapacağız inşallah. Ve başkanımızın da beklentileri ve fedakarlıklarını da biliyorum. Ve bunu karşılamak için her şeyi yapacağız. Bu salonda her yerde adıma hoş geldin yazılarını görmek gerçekten çok güzel. Bu salonda geçmişte çok fazla duygular yaşandı. Çok şeyler yaşandı taraftarlarımızla birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sorulara ve yorumlara sormak istediğiniz her şeyi açın. İlk önce adınızı bir de kurumunuzu söylemeniz gerekiyor.
Ata Selçuk, Demirören Haber Ajansı. Öncelikle koça başarılar dileyelim yeni görevinde. Benim sormak istediğim soru şu. Kendisi CSK Moskova'dayken ustası Zeljko Obradoviç ile Fenerbahçe'ye karşı kıyasıya bir rekabet yaşamışlardı. Şimdi kendi yardımcılarından Andreas Pistolis de Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın başında. Bununla ilgili onunla ilişkilerinden ve aralarındaki rekabetle ilgili neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Coach, this is a question for you. He wishes you good luck in Fenerbahçe. He's saying when you were in Ceska as the coach, your Obradovic was one of your biggest rivals and you were his assistant. Now Galatasaray has your assistant Pistolis and again you're going to be big rivals. Can you tell us a little about this and the relationships? Well, thank you for the good luck. That is important to start with a question with a good luck. It's something that I'm going to remember. Regarding the relations, there are human relations behind a great story and many years being together with Zeljko. We're not just, you know, associates, but we're family friends. Baptized my daughter and married me. We have a relation, a family relation. The same happened with Andreas afterwards. I married him and had the privilege to spend 16 years with him and another 13 years with Zeljko. So as you can understand, that's a life connection, goes beyond the profession. And that's the most important what stays actually afterwards. This is what sports does, unite people and bring us together and brings us closer. So that's very important for me. Regarding the rivality, and you know, first of all, if I'm not mistaken, Zeljko and Partizan got the wild card. I mean, they're going to be in EuroLeague, am I right? So another rivality is over there, but it's the rivalities between Fenerbahce and Partizan, between Fenerbahce and Galatasaray, between Fenerbahce and Efes, between Fenerbahce and Real Madrid, Barcelona, and all these teams that they're great teams. Obviously, with the Russian teams that they might join, will join in the future. CSKA, Unix, or whoever is going to be Zenit in this picture. So yeah, the relationship is there. The rivality lust for the court. Each and everyone wants to help the team to win. I hope you don't make a relations of how it end in the competition and when we play to each other with Zeljko the first time. It was emotional though, I say to you that. That first time it was the game in Banvin, in Banderma. So before the game, as usual, I took him to the dinner. But when we're about to start playing before the jump ball, you know, it was emotion over there from both sides. So, yeah, that's the human part. But my job is to, it's clear. I want to help Fenerbahce also with my strength and together with all the associates that I'm going to have to grow and to become better. Given this opportunity, I would like to say congratulations for the championship. It's a great achievement that they've done. So they give a lot of, and with this year, but with the years before, the legacy is there. And as I said again, we're obliged. Çok teşekkürler ilk önce soruya güzel dileklerinizle başladığınız için. Bunu asla unutmayacağım. İlişkiler tabii ki insani. Çok güzel bir hikaye var Obradoviç'in arkasında. Biz sadece iş arkadaşı değiliz, aynı zamanda aile dostuyuz. Aynı şekilde Andreas'la da senelerce birlikte çalıştık. O yüzden çok ciddi bir hayat bağı var iş dışında. Spor insanları birleştiriyor, yakınlaştırıyor. Bu da benim için gerçekten çok önemli. Rekabete gelince de tabii ki rekabet hep olacak. Fenerbahçe Partizan'a karşı olacak, Galatasaray'a, Anadolu Efes'e, Madrid, Barcelona. Bunların hepsi büyük takımlar. Ve aynı zamanda ileride tekrar katılacak olan Rus takımlarla da olacak. CSKA, Unix veya Zenit hangisi gelirse. Rekabet hep devam edecek. Sonuçta herkes kazanmak için oynuyor. Obradoviç'le de Bamit'teki karşılıklı ilk karşılaşmamız gerçekten çok duygusaldı. İki dost gibi ilk önce yemeğe gittik ama o ilk hava atışı gerçekten duygusaldı, tarifi yok. Benim buradaki görevim çok net. Ekibimle birlikte daha iyi şeyler yapmak, Fenerbahçe'nin daha da iyi olabilmesi için, başarısı için çalışacağız. Ve şampiyonluk için de bu vesile aynı zamanda tebrik etmek istiyorum. Sarı mirasın devamını getireceğiz inşallah. Tarihi de çok önemli Fenerbahçe'nin. Lig Radyo'dan Erke Tümer, Lig Radyo
koça başarılar. Şunu sormak istiyorum. Kendisinden önce 3 transfer açıkladı Fenerbahçe Beko ve geçtiğimiz yıl takip ettiği kadarıyla bu sezon hangi pozisyonlara transfer gerekiyor ve bundan sonraki transfer hamlesi ne olacak? Fenerbahçe'nin zayıf yönleri oyun olarak neler? Geçen seneyle ilgili görüşlerini alabilir miyiz takip ettiği kadarıyla? Good luck, coach. This question is for you too. Before it was announced you're coming to Fenerbahçe, 3 transfers were made. 3 players were transferred. What do you believe, in which positions are new players needed and what do you think will be better for Fenerbahçe? Thank you for your wishes, for the good luck. Actually, we're going to work 24/7 the last days, the upcoming days, with Maurizio Inzaghi especially, with Sertac and, of course, everybody who is related with the club. We already came into the agreement that the last 2-3 days when it was announced before, so that's the official press conference. We discussed the players. I'm new though. I need a time to get the feedback. I need the time to see the current situation and the contracts we have. And one message that is going to be translated through you and your media is that the fans can sleep tight. Because the people that they work over here, the only target they have is how to make Fenerbahçe even bigger, stronger. And that will be the thing that you need to translate to the fans. Of course, I cannot get into the names right now. We can talk about those that they're already over here and they're being announced. But again, Fenerbahçe fans, they should sleep tight because we're going to do 24/7. Not only now that I'm physically here, but the technology is going on, and through Zoom and telephone, we can talk. And you know, Maurizio Inzaghi, I will wake them up at 2 or 3 o'clock in the morning. So that's the job. İki transfer oldu bu arada, onu belirtmek istedim. 24 saat 7 gün çalışacağız biz bunun için. Maurizio ile birlikte, Sertaç Bey'le ve Derya ile ve konuyla ilgili herkesle. Şu an artık resmi olarak buradayım. İmzalar atıldı, basın toplantısı yapılıyor. Ben yeniyim şu anda. Oyuncuları tartışıyoruz, durumları inceliyorum. Biraz zaman gerekiyor tabloyu netleştirmek için ama sizler aracılığıyla taraftarlara şu mesaj çok rahatlıkla iletilebilir. Taraftarlar rahat uyuyabilir. Çünkü Fenerbahçe hep çok büyük ve güçlü hedefler için burada herkesle birlikte çalışıyor. Şu an isimlere giremiyorum tabii ki anons edilenler ve mevcutlar dışında ama gerçekten söylediğim gibi 24 saat 7 gün gerekirse Maurizio'yu gece 3'te uyandırarak burada olduğum sürece, olmadığım sürece Zoom telefonlarıyla, internetle görüşerek en güzel takımı kurmak için elimizden geleni yapacağız. Europe Türkiye Melikşah Bayraf. Koç, öncelikle hoş geldiniz. Geçen sene katıldığınız bir podcast'te kazanan bir takım olmanın öneminden ve kazanma kültüründen bahsetmiştiniz. Fenerbahçe kazanmaya alışkın bir takım olsa da son 2 sezondur sakatlıklar ve Covid-19 gibi etkilerle istediği yerlere gelemedi, özellikle EuroLeague'de. Burada yeniden bir kazanma kültürü oluşturmak sizin için ne kadar önemli olacak? Teşekkürler. This is for you too, coach. He welcomes you and he says last year in a podcast you mentioned how important it is for a team to have a winning team culture. Fenerbahce was a team like this, always with a winning culture, but past 2 years there were many injuries and some negative things due to COVID. What will you do to bring this culture back? Well, thank you for the welcome. As I said, I'm more than pleased seeing you and have the opportunity to collaborate with all of you. You know, on the podcast, if you're referring to SAS Analytics that I have privileged being a part of and talk about life, you know, I represent something which is evidently none of us here present or outside can escape. We're going to fall eventually.
We're going to have some disappointments, some misjudgments, some failures in life, whatever we call them, in sports or in life. We're going to be disappointed from a friend of ours. We're going to be disappointed probably in family, in love affair, or whatever it is. The fact is that when you have a strength to stand up and say, yeah, it's going to be difficult, but it's going to be very, very interesting. And when you fall, not to fall back, but to fall forward, this is already a winning mindset. Just don't misunderstand me. Of course, everybody understands that winning is this, like raise a trophy and you have that. But it's not only that. To come to that point, the battles you give behind the closed doors is the most important battles. You and the fans, you witness something which is fancy and in front of the fans and in front of the cameras when a player makes that basket. But Melih Mahmutoğlu, probably he's going to miss like 100 of shots. Nobody's going to talk about the 100 of shots that he's going to miss in practice. You're going to talk about the one he's going to make. But behind that, there are a lot of falls. There are a lot of misses. There are a lot of misjudgments. That's what I was talking about. So I translate to you that. One thing which is important for the winning culture is to have the right mindset. One very important thing is to sacrifice things. And I'm here to sacrifice things. Either that's my personal time, a time with a friend, just to prioritize things. And that's what I was referring, and that's what I support all my life. We're going to have fails. Let's don't fall back. Let's fall forward. Çok mutluyum sizlerle burada işbirliği içerisinde olabildiğimiz için. Sanırım SAS Analytics için yaptığım podcast'ten bahsediyorsunuz. Çok şanslıydım onu yapabildiğim için. Biraz hayattan bahsettiğim. Benim temsil ettiğim bir şey var. Herkesin başına gelebileceği bir şey. Mutlaka düşebiliyoruz. Üzüntüler olabiliyor. Başarısızlıklar olabiliyor. Ailede, işte, aşkta, her neyse. Ama önemli olan bunlarda dik durabilmek ve evet zor olacağını bile bile devam edebilmek. Geri düşmemek çok önemli. Kupa kaldırmak değil sadece başarılı olmak. Asıl büyük savaşlar kapalı kapılar arkasında verilen savaşlardır. En önemlileri de bunlardır. Örnek veriyorum. Melih Mahmutoğlu belki antrenmanda 100 tane sayı kaçıracak ama siz sadece maçta attığı bir sayı göreceksiniz. Önemli olan doğru düşünce şekli ve fedakarlıklarla bunu götürmek. Özel zamanlarımızdan fedakarlıklar olur. Her şeyden olabilir. Mutlaka bu düşünce şekliyle devam etmemiz gerekiyor. Furkan Zengin, Çubuklu Analiz YouTube. Öncelikle koça hoş geldin diyorum. Umarız Fenerbahçe'de çok başarılı bir dönem geçirir. Ben kendisinin oyuna bakışıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. CSKA'daki ilk yıllarında daha kısalara bağlı pas üzerinden dönen bir oyun oynuyordu. Ama sonraki yıllarda Şengelle ve Milutinov gibi daha böyle fiziksel uzunların üzerinden dönen bir oyuna geçti kendisi. Bu oyuna bakışıyla alakalı mıydı? Yani oyuna bakışı mı değişti yoksa rakiplerinin durumuna göre değişen bir plan mıydı? Şu anda Fenerbahçe'de de buna benzer keskin bir geçiş düşünüyor mu? Tüm Avrupa basketbolunun kısalar üzerinden oynandığı gibi bir görüş var çünkü. Fenerbahçe'de yeniden bu tarz böyle keskin dönüşler, oyuna bakış açısında değişiklikler görecek miyiz? He says, welcome coach and wishes you success with our team. He's asking about the way you look at the game. In CSKA, in the past years, your system was more with playmakers, short players, and passing. But in the very near years, you were playing more with the big guys, and it was a physical game. Did the way you look at the game change according to the rivals, or you change your system? Because there's a thought in Europe that European basketball is played more through playmakers and short guys. And what will be your thoughts for Fenerbahce? Well, thank you for your welcome and the wishes for the successful year and healthy year. That's a very interesting question. Very interesting question regarding towards basketball and my perception. But I'll try to keep it short, if I may. Well, we're here as coaches to help players to perform. Let's don't forget that. Those are the ones that the lights are on them
and they make it happen over here on the court, whatever we theoretically drawing on the board. So, you know, those are the ones that they have to make it happen over here with the pressure, with the defense, and all this stuff. Why I'm saying that is that we need to make certain adjustments towards to the qualities and you know, minuses that they might have in their style of the game. So pretty much we make an adjustments towards to their game, and then we create the game. Obviously, I have some philosophy, but the philosophy is also beyond basketball, something that I explained with the great question you put over there regarding the winning team culture. And then slowly you build your game according to what you have or you don't have and what are the adjustments you got to do. The most important thing, though, to my knowledge and to my experience, is to create the right bond and the right chemistry. You know, teams are created, many teams in the past. It doesn't mean that when you have 12 All-Stars or 12 MVPs, let's say we sign 12 MVPs. I pressure Mr. Sertac over here. Let's sign 12 MVPs. That doesn't give us any guarantee that we're going to have a great bond and a chemistry. We need a certain roles. We need players that they are ready to sacrifice their minutes or a body to help others during the practice behind closed doors, those that are not going to be dressed, you know, that they're going to help on practice others to evolve and to go to the next level. And that's what we're looking for, to create the best bond and chemistry. According to also to the circumstances and related to the circumstances and to the players we have on the market and et cetera. So the style of game, I would agree with you, although let's keep it secret because the bigs are going to be mad. You mentioned something which is, I would say, inevitably and undoubtedly proven the last years. Guards are dominant with the ball. The guards are doing a lot of stuff. Guards helping bigs to also shine at the same time, but the bigs are saving their backs. And especially if you mentioned, since you mentioned my CSKA first years, Karl Heinz was the one, let's say, that saving problem, a little bit of luck we had maybe defensively here and there of Milos or maybe other situations. So this is like related, what kind of a difference you're going to build according to what you have or you don't have. So how you can compensate a certain probably mismatches you may have during the game. So this is all about adjustments that you have to do. Not only me towards them, but them towards us as a coaching staff. You know, so the soon as we're going to understand each other and the soon as we're going to create the bond and... You know, I mentioned this, I mentioned all that. This is not only my team. This is a team of millions of fans. And this is their team too, the players' team. As soon as they understand that this is Fenerbahce, it belongs to all of us, and we're a part of this great club, but really to feel it, like also your skin got to come up and say, okay, I'm a member of this great club. So the soon as we understand that, the fastest we're going to make an adjustment and we're going to make sacrifices over here on the court. And this is on me and to everybody to make them understand. I assume and I'm sure that many of them, they have this feeling. So from tomorrow, I have a lot of meetings in my office with players, staff, and I'm sure I'm going to get this answer. So we need all together, though, all 16 or whatever they're going to dress up and have a practice to be on the same page. So the system is going to depend on what bond we have, what kind of qualities we have. But definitely we're going to make it, we're going to try to make it attractive to the fans that they come over here, pay the ticket, and want to applause the players. Çok enteresan bir soru basketbol açısından ve bakışımla ilgili. Kısa tutmaya çalışacağım. Bizler antrenörler olarak en önemli görevimiz oyuncuların performansına destek vermek. Onlar için buradayız ki onlar parlasınlar. Bizim çizdiklerimiz uygulamaları, ışıklar onların üzerinde olsun. Artılara, eksilere bakıp ayarlamalar yapmaya çalışacağız. Oyunu yaratmak. Benim bir felsefem var. Biraz önce de bahsettim basketbol dışında. Kazanan bir takım kültürü yaratmak. En önemlisi neyimiz var, neyimiz yok. Onlara bakacağız takımı inşa ederken. Ama en önemlisi birlik ve kimya olması. 12 yıldız veya MVP transfer edebilirsiniz ama bu kimya olacağı garanti kesinlikle vermez size. Roller çok önemlidir ve fedakarlık. Birbirinin gelişimine katkıda bulunacak, birlik içinde, kimya içinde çalışacak bir takım.
Maç stili doğru. Kısalar, uzunlar bunun için biraz üzülebilir ama gerçekten gardlar üzerinde dominant şu anda. Ama onlar da uzunların parlamasına destek oluyorlar. CSK'ya geri dönersek, evet, Kyle Hines orada savunmada çok iyiydi. Miloš'a destek oluyordu. Savunmada elinde ne varsa ona göre ayarlama yapmamız gerekiyor. Mismatch'lere karşı durabilmek için. Hem oyuncuların beni anlamaları gerekiyor, benim de onları anlamam gerekiyor. Burası kesinlikle benim takımım değil. Milyonlarca taraftarın sahip olduğu çok büyük bir takım. Ve bunu gerçekten herkesin anlaması lazım. Ve anladığı zaman ne kadar hızlı anlarlarsa o kadar hızlı fedakarlık ve çalışmaya hazır olurlar. Eminim hepsinde bu hissiyat var. Yarın birçok oyuncuyla ve ekipten arkadaşlarla toplantım olacak ve biliyorum aynı şeyi söyleyeceklerini. Aynı sayfada olduğumuz sürece her şey çok güzel olacak ve buraya bilet alıp gelen taraftarlara görmek istedik şeyi göstermeye hazır olacağız. Canış Bakan, Bein Sports. Öncelikle tebrik ederim. Hani önce önümüzdeki 3 sene için tüm ekibe başarılar diliyorum. İlk sorum Itudis'e, Koç Itudis'e olacak. Kuşkusuz buraya gelmeden önce teklif geldiği zaman Jeriko Brodovic'le görüşmüştür, bazı tavsiyeler, görüşmeler olmuştur. Nasıl bir diyalog geçti bu teklifi kabul etmeden önce Obradovic'le Koç Itudis arasında? İkinci sorumda hem Sayın Derya Yanlıer hem de Mauricio Gerardini olacak. Taraftarın şu anda en çok merak ettiği konu muhtemelen Scottie Wilbeck'in transferiyle ilgili. İsrail basınında çok önemli haberler çıkıyor son birkaç günde. Anlaşmanın büyük ölçüde tamamlanma yolunda ilerlediği yönünde. Ve tabii ki Jan Vesely'nin durumu. Yani şu anda sosyal medyada birkaç gündür en çok konuşulan konu. Ve tabii Nando De Colum'da durumu. Yani bu tip durumlarla ilgili kadrodaki yapılanmayla ilgili yönetim tarafında da ne gelişmeler oluyor, onları sizden duymak isteriz. It's a two-part question. The first part is to you, coach. They wish you good luck for the 3 years with you and your staff. They would like to know, did you talk to Obradovic after it was finalized that you were coming here to get his thoughts about Fenerbahce and his advice? Thank you for your question. Yes, I did. I did call him. Yeah, I mean we talk quite often, but I did said that Fenerbahce is very interesting and I'm interesting too, and we're getting into the marriage. Allow me to say that. And we talk and we exchange a lot of opinions. Allow me to keep that in with me what we have shared on the phone. Evet, konuştuk zaten, sıkça görüşüyoruz kendisiyle. Karşılıklı ilgilendiğimizi ve anlaşmaya hazır olduğumuzu söylemiştim ama aramızda konuştuklarımız bende sır kalsın. And the second part of the question is to you, Derya and Mauricio, which one of you would like to answer, is about the transfers. There's talks about Wilbekin and Nando and Jan, of course, and what would you like to say about that? Who would like to answer? You know, it's Daria's turn, but you have to wish us good luck to us too, you know, because not only to coach, eh? Yes, you're right. Can, teşekkürler soru için. Öncelikle transferlerden başlayayım istiyorsanız. Yani Scottie Wilbeck'in birçok oyuncuyla, yani piyasadaki birçok oyuncuyla temas halindeyiz. Scottie de bunlardan biri. Fakat kolay bir süreci yok. Çünkü hem biliyorsunuz mevcut takımıyla devam eden bir sözleşmesi var. Hem en az bir tane daha takım çok ciddi şekilde resmin içerisinde. Dolayısıyla bu transfer için elimizden gelen fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimiz de burada sonuna kadar destek oluyor ve bu süreci bizim açımızdan kolay hale getirmeye çalışıyor. Şu an için herhangi net bir durum yok. Önümüzdeki günlerde netleşir diye ümit ediyorum. Onun dışında tabii hani bu soruya koç da cevap verebilir ama bütün diğer tabii çok fazla isim çıkıyor. Konu Fenerbahçe olduğu zaman insanlar biraz tabii isimleri ortaya atmayı da seviyorlar. Etkisi fazla olduğu için. Yani başka bir isimle ilgili detay vermeyeyim bu noktada. Fakat koçun da söylediği gibi yani birçok oyuncuyla temasımız var.
en iyi kimyayı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu biliyorsunuz bir puzzle yapmaya benziyor. Yani parçaları bir araya getirmek lazım. Basketbol sporu hiçbir zaman 1 artı 1 2 etmeyebiliyor çoğu zaman. Dolayısıyla doğru kimyayı hem karakter anlamında hem oyuncu karakteri anlamında doğru kimyayı oluşturabilmek önemli. Yan konusunda da yani çok kısa şöyle bir bilgi vereyim. Yan bu ailenin 8 senedir çok önemli bir parçası. Her şeyin başında bir kere Fenerbahçe ile ve taraftarla özdeşleşmiş bir oyuncu ve buranın bugüne kadarki başarında da çok büyük pay sahibi. Yan'la tabii ki tahmin edeceğiniz gibi epey bir süredir temaslarımız oluyor. Geldiğimiz noktada karar tamamen onda. Ama şu an söyleyebileceğim şu ki kendi açısından bazen biliyorsunuz bir belli bir süre geçtikten sonra aynı yerde insan bazen hayatıyla ilgili farklı kararlar da vermek isteyebiliyor. Dolayısıyla bizim için Yan son derece önemli bir oyuncu. Kulübümüz bu anlamda Yan'ın kulübümüzde devam etmesi için yönetimimiz her türlü fedakarlığı sonuna kadar zorlamış durumda. Ama bize Yan'ın kendi kariyeri açısından vereceği, kendi açısından, kendisi ve ailesi açısından vereceği karara saygı duymak düşecektir. Bu noktada belki koç da bir iki bir şey söylemek ister. Çünkü kendisi de Yan'la birebir bir diyaloğu oldu. Nando ile de ilgili koç yine söyleyebilir. Fakat Nando da yine kulübümüzün önemli parçalarından bir tanesi. Ve kendisi tüm oyuncularımızda olduğu gibi. Yani burada çok güzel kapattık bu sezon. Çok zor bir sezon oldu ama sonu çok şükür ki çok güzel bitti. Dolayısıyla çok güzel bir her oyuncumuzda teker teker ayrılış nokta yani vedalaşmamız oldu bu sezon bazında. Nando'la temaslarımız şu an için devam ediyor. Tabii ki burada koçun teknik analizi her şeyden önemli. Fakat Nando da temasta olduğumuz oyunculardan bir tanesi. Kontratı bitiyor. Fakat bizim için özel bir oyuncu, taraftar için özel bir oyuncu. Şartlar ne getirir, günler ne getirir bilmiyorum ama dediğim gibi koçun koçla beraber çok yakın çalışıyoruz. Yani 7-24 gece 3 dedi biraz önce ama gerçekten şaka değil. Gerçekten 7-24 sürekli temas halindeyiz ve bir şeyleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla koçun raporu bu şekilde olursa biz kulüp olarak da dediğim gibi zaten tekrar söylüyorum. Başkanımız ve Sertaç Bey her türlü fedakarlığı yani hiçbir teknik konuya sağ olsunlar bütün sorumluluğu bize vererek maddi anlamda da her türlü desteği fedakarlığı yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki günler bütün bu soruların cevabını getirecektir diye düşünüyorum. Marici, you want to add something? Or? Go ahead. So, I know what you're going to say. Good luck to both of you guys. Thank you. All right. So, I had a chance to talk to Yan. Already Darius said what Yan represents for Fenerbahce. I'm aware about the great sacrifices and the great offer that the club did as well. And as Daria put it, that's a family decision, that's a Yan decision to make. But we have, and Fenerbahce is grateful on what his contribution was all these years, bringing success and glory to the club. I had also the chance to talk with Nando. With Nando, as you know, we share a lot of moments, 5 years together. Pretty much is related also to that story that when Nando came to me and he wanted to change environment, and from after many successful years in CSK, he said, "Coach, I want my family." We never been, he said, in such a stretch, 5 years in one spot, in one city. So want to change, so you know, so. That was another family decision back then. So I talked with Nando, and we are, as I said, together with Daria and Maurizio and Daria, 24/7 to understand in which direction we go there. But the fact that I have worked with Nando, we have a common word in many years, it makes it easier when we talk. And regarding Wilbekin, we are in the process of and in talks. Obviously, when it's also a negotiation between another club too, it's a delicate issue which the club is going to handle. And
I hope and I'm very positive that together with all the sacrifices that our president is ready to do, we're going to have some great outcome from this story. Yan'la benim de konuşma fırsatım oldu. Yan Veseli'nin Fenerbahçe için gerçekten nasıl bir anlam taşıdığını zaten biliyoruz. Kulübün verdiği teklif ve yapmak istediği fedakarlıkları da biliyorum. Ama Yan için bu bir aile kararıydı. Gerçekten katkısı ve başarısı ve kulübe getirdiği inanılmaz şeyler tartışılmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde Nando'yla da konuştum. Biz geçmişte zaten onunla 5 yıl birlikte çalıştık. Benzeri Yan gibi bir ortam değişikliği istedi, o da aile kararıydı. Çünkü 5 yıl aynı yerde hiç kalmadığını bahsetti ve bir değişiklik istediğini söylemişti. Şimdi Daya ve Mauricio ile birlikte yine 24 saat konuşuyoruz hangi yönde ilerleme konusunda. Tabii Nando ile önceden çalışmış olmam da işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Wilbekin'le de görüşmelerimiz devam ediyor ama bu iki kulüp arasında geçen hassas görüşmeler. Eminim başkanımız ilerisi için gerekli her türlü fedakarlığı yapacaktır bu konuda bize destek olmak adına. Olumlu şekilde düşünüyorum. Son iki soru. Arda Bir, ben Sportsel. Sorum Sertaç Bey'e olacak. Olası bir Yan Veseli ayrılığında şu an salonda görmüş olduğumuz Mirsad Türkcan ve Ömer Onan'ın yanına Veseli'nin forması emekli edilecek mi? Teşekkürler. Şimdi teşekkür ederim. Bana da bir başarılar dileyin artık. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gelecek sezon zor bir sezon olacak. Bu tip kararları biz almıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu alıyor. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda bunlar değerlendirilecektir. Ama öncelikle bir resim netleşsin. Sonra bu soruya ilerleyen günlerde daha ben de size net cevap verme şansı bulabilirim. Teşekkür ederim. Evet, son soruyu da alalım. Ben Sertaç Bey'e soru soracağım öncelikle. Talha Arslan, Maçkolik. Sorum şu, Fenerbahçe Beko'da bütçe azalması beklenirken İtuyudis hamlesiyle beraber bütçede bir artış olur mu sizce? Olacak mı yani? Burada Derya Beyler de bahsetti, hocamız da bahsetti. Burada özellikle başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin yine Euroleague'de iddialı olması ve Türkiye Ligi'nde de şampiyonluğunu sürdürmesi için elimizden gelen her türlü çabayı harcıyoruz. Bu konuda da önümüzdeki günlerde daha net cevaplar vereceğiz. Ne anlamda daha net diyorum? Takımın gerek idari ekibimiz gerek hocamızla birlikte oluşmasından sonra zaten göreceksiniz ama burada ben sizlerin önünde başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda Fenerbahçe'mizin başarılı olması için her türlü olanağı zorluyor. Onun için buradan kendisine de teşekkürlerimi yollamak istiyorum. There was one more question. Bir soru, evet. Bir soru daha vardı. Onu da alalım. Doğru. Furkan Yıldız, A-Spor. Hayırlı olsun öncelikle. Heyecan verici bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Ben Sertaç Bey'e bir sorum olacak. Sertaç Bey, şampiyonluğun ardından çok önemli bir yapılanmaya gidiyorsunuz basketbol şubesinin erkek A takımında. Siz ve ekibiniz, yönetim kurulunuz, tabii ki kuşkusuz Sayın İtüzü çok önemli bir isim ama bu anlaşma özelinde herhangi bir risk görüyor musunuz? Bir baskı hissediyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim soru için. Fenerbahçe'de yöneticiyseniz zaten her zaman bir baskı vardır üzerinize. Yani bunun için yani farklı nedenlere ihtiyaç yok. Hiçbir şey görmüyoruz. Şu anlamda görmüyoruz. İdari ekibimize inanıyoruz. Hocamıza inanıyoruz. Burada Fenerbahçe basketbol şubesi olarak sadece şampiyonluklar için yatırımlar yapmıyoruz. İnşallah başka bir toplantımızın konusu da bunlar olur. Türkiye'nin ilk basketbol müzesini tamamladık.
Şu anda açılış için yeni sezonu bekliyoruz. Keza altyapıya çok ciddi yatırım yaptık biliyorsunuz. İkinci takımımız TB2'de de şampiyon oldu. Orada da Fenerbahçe Beko'ya alternatif olacak oyuncuların çok ciddi şekilde yetişeceğine inanıyoruz. Yani birçok konu var Fenerbahçe basketboluna yaptığımız yatırım anlamında. İnşallah sezona yine genç oyuncularımızın kalacağı bir misafirhaneyi de bitirmiş olacağız burada. Yani basketbolda artık Fenerbahçe olarak sadece bugüne değil geleceğe de çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Onun için bunları risk olarak değil tamamen yeniden Fenerbahçe basketbolunun canlanışı olarak görebilirsiniz. Koçumuz son bir şeyler söylemek istiyor. Yeah, well, just like a closure to, I don't want to leave it out from our discussion that in 2014 when I signed for Banvit, I have felt this love and the appreciation and the profound appreciation, I would say, from the fans. Whenever I was coming here, I felt that we have a mutual understanding. And we all kind of predict the future, I dare to say. And this is like goes to the many unknown or known fans that they were communicating with me. So again, I think that for some of us and for all of us, actually, it's something written in the space, how it's going to go. And to me, it was a great honor, again, being over here. Now the job starts. So thank you once again for coming in such a big number. And I'm looking forward to work with you because I do have a huge and also profound appreciation to what you're doing and how you represent your message to fans and how you represent what means Fenerbahçe for all of us and basketball but also the entire organization. Thank you. 2014'te Banvit'te imzaladığımda aslında buraya her geldiğimde taraftan sevgisini hissetmiştim ve iletişimde olduğum bazı taraftarlar da vardı. Bazen aslında geleceği tahmin edebiliyoruz. Evrende sanırım yazılmıştı yolumuzun neler olacağı. Çok onurluyum, mutluyum. İşimiz artık başlıyor ve sizlere yüksek katılımınız için teşekkür ediyorum. İnanılmaz saygı duyuyorum yaptığınız işe çünkü sizler sayesinde Fenerbahçe ve mesajlarımız çok güzel şekilde iletilecek. Şimdi imza törenine geçiyoruz. Oturalım mı? Oturalım değil mi? Let's sit. Sitting? Yeah. It's better for them. Şunları mı? Ha bayrağı pardon. Am I? Okay. I think we'll finish later. Yes. Now photo enterprise. Biliyorsunuz bu formamız bu sene özel olarak yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde playoff serisi için yaptık. Özel koleksiyon forması geri dönüşüm pet şişelerden yapıldı. Biz de geri dönüşümün müjdesi olarak hocamıza bunu hediye edeceğiz. Bir de şöyle hocamızın adı olan